Merhaba değerli seyirciler. İçer TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz efendim. Mersin gündeminde neler yaşandı? Ayrıntılarına ilk olarak yerel gazetelerimizle başlayacağız. Yerel gazetelerimiz Mersin gündemine yönelik hangi başlıkları atıyorlar bakalım efendim. Yerel gazetelerden ilk olarak Mersin gazetesine geliyoruz. Mersin gazetesi HDP seçmene baskı yapmış. AKP o yüzden ikinci olmuş başlığını atıyor ve alt başlığında diyor ki AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar 7 Haziran seçimlerinde Mersin'de 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşen ve ikinci parti konumuna gelen AK Parti'nin Mersin'de oy kaybetmesini HDP'nin aşırı yüklenmesine ve oylarının bir bölümünün HDP'ye kaymasına bağladı. Taşpınar, HDP'nin seçmeni tehdit ve şantajla korkuttuğunu, tüm Türkiye'de ve Mersin'de de böyle olduğunu dile getirdi diyor. Ve AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar'ın 7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında yapmış olduğu değerlendirmenin ayrıntılarına yer veriyor Mersin gazetesi. Bu değerlendirmesinde İsmail Taşpınar'ın dikkat çeken açıklamalarından bir cümle şöyleydi ki AK Parti'nin Mersin'de oy kaybetmesinin nedenlerinden en önemlisi HDP'nin seçmenleri tehdit ve şantajla sandığa götürmesi ve kendisine oy attırması idi. İşte bu açıklamasının ayrıntıları Mersin gazetesinde yer alıyor İsmail Taşpınar'ın. Diğer bir gazetemize geçiyoruz. Akdeniz'e geldiğimizde yine İsmail Taşpınar'ın açıklamaları Akdeniz gazetesinde de manşetten veriliyor. Oylar HDP'ye gitti başlığıyla ve İsmail Taşpınar'ın açıklamalarına ayrıntılarıyla yer vermekle birlikte Akdeniz gazetesi şöyle bir başlığa da yer veriyor. Gültak, AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Gültak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaydını yaptırdı ve rozetini taktı. Rozetini de Gültak'ın kızı taktı diyor. Firdevs Gültak babasına milletvekili rozetini taktı diyor ve ayrıntılara yer veriyor Akdeniz gazetesi. Akdeniz'den geliyoruz Yeni Güney'e. Başlık şöyle: oyları HDP indirdi başlığını görüyoruz ve İsmail Taşpınar'ın açıklamalarına Yeni Güney gazetesi de bu başlıkla yer veriyor. AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar 7 Haziran'da AK Parti'de oyların düşük çıkmasını HDP'ye kayış, oyların HDP'ye kayması olarak nitelendirdi ve Akpınar, HDP Doğu ve Güneydoğulu seçmenler üzerinde çok yoğun tehdit ve şantajlar yaparak seçmenler üzerinde baskı kurdu. O nedenle biz Türkiye ve Mersin genelinde oy kaybına ve milletvekili kaybına uğradık diyor İsmail Taşpınar'ın açıklamalarına Yeni Güney gazetesi de yer veriyor efendim. Ve diğer bir yerel gazetemiz Hakimiyet'e geldiğimizde Hakimiyet bir spor haberini birinci sayfasında manşetten okuyucusuna aktarıyor. Şampiyona hayal oldu diyor. Liseli gençler parasızlıktan dolayı dünya şampiyonasına gidemiyor. Çin'in Wuhan şehrinde yapılacak olan Dünya Okul Sporları Federasyonu Atletizm Şampiyonası öncesinde Spor Genel Müdürlüğü'nün bütçe vermemesi nedeniyle Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun şampiyonaya gitmeye hak kazanan Mersin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi ile Bursa Faik Çelik Kız Meslek Lisesi şampiyonaya gidemiyor çünkü para yok diyor. Ve Mersin'de Mersin Atatürk Endüstri Meslek Lisesi'ndeki veliler öğrencilerinin şampiyonaya gidememesine tepki gösterdi. Bütün ayrıntılar Hakimiyet gazetesinde. Hakimiyetten Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova gazetesi daire başkanı dayanmıyor diyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı işaret ediyor. Ayrıntısı şöyle efendim: göreve gelir gelmez belediye daire başkanlıklarında kendi kadrosunu kuran ve bazı daire başkanlıklarında birkaç defa değişikliğe giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yine bazı daire başkanlıklarında değişikliğe gitti diyor ve konunun ayrıntılarına yer veriyor. Sık sık daire başkanlıklarında yaşanan görev değişikliklerinin incelemesini yapıyor gazete.
Diğer bir yerel gazetemiz İMC'ye geldiğimizde aynı konuyu özel haber puntosuyla İMC gazetesinde de görüyoruz. Ekibini kuramıyor diyor İMC gazetesi Burhanettin Kocamaz için. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanları ve müdürlerin yerleri yine değişti diyor İMC gazetesi ve bu konunun ayrıntılarına iç sayfalarında ve birinci sayfasında da yer veriyor efendim. Ve yerel gazetelerimizdeki haber turumuzu sona erdirdikten sonra intermersin.com sitemizden Mersin gündemine yönelik gelişmeleri sizlere aktaracağız değerli seyirciler. Ve intermersin.com sitemize geldiğimizde şöyle bir başlık görüyoruz. Akdeniz İşçi Festivali gerçekleştirildi diyor. Akdeniz Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Akdeniz İşçi Festivali'nin üçüncüsü de gerçekleştirildi. Belediyede işçilerin ve sendikal hareketin dönüm noktası olan 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümü Akdeniz Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bir festivalle kutlandı diyor haberimiz. Ayrıntılarına intermersin.com sitemizde yer veriyoruz. Diğer bir haberimize geçiyoruz sitemizden. Önümüze gelen başlık ise şöyle: Büyükşehir Belediyesi vatandaşları ve sürücüleri uyardı diyor. Ayrıntısı şöyle efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tulumba Kavşağı'ndaki düzenlemeler nedeniyle sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Tulumba Kavşağı'nda yapımına başlanan alt üst geçit düzenlemeleri nedeniyle Tulumba Kavşağı başta olmak üzere belirlenen güzergah üzerinde trafik yoğunluğu önemli ölçüde artmıştır. Sürücülere çalışma yapılan güzergahlara alternatif olarak Doğu-Batı ve Batı-Doğu istikametini kullanarak transit geçiş yapacakların ikinci ve üçüncü çevre yoluyla şehir içerisindeki Doğu-Batı ve Batı-Doğu hatlarını kullanacaklarınsa Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na alternatif olarak Adnan Menderes Bulvarı'yla ikinci ve üçüncü çevre yolu istikametini kullanmaları öneriliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından. Efendim tabii ki bu uyarıları dikkate almak gerekiyor. Dünden itibaren Tulumba Kavşağı ve etrafındaki ara yollarda, ara sokaklarda bile hiç alışık olmadığımız bir trafik yoğunluğu vardı. Ve tabii ki bu trafik yoğunluğunu kavşaklarda aşabilmek ve trafik ışığının olmadığı noktalarda ulaşımın daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, hatta trafik ışığının olduğu kavşaklarda bile trafiğin daha sağlıklı bir şekilde akabilmesi, dönebilmesi amacıyla da alternatif yollar önerilmekle birlikte biz de şunu öneriyoruz ki lütfen trafik polisleri kavşaklarda, ara sokaklarda, alternatif yollarda önlem alsınlar ve sürücülere yol göstersinler, yolu açsınlar. Çünkü zaman zaman sürücüler arasında kavgalar yaşanabilmekle birlikte trafiğin yoğunluğuna alışık olmayan ara sokaklardaki vatandaşlar da sürücülere tepki gösterebiliyorlar. Çünkü sokaklarda çocuklar oyun oynuyor. İşte sokaklardaki trafik akışını ve güvenliği sağlamak yine emniyet birimlerine düşüyor. Lütfen daha fazla trafik polisinin alternatif yollarda ve kavşaklarda trafik ışıklarının olmadığı noktalarda ara sokaklarda görev almasını da istiyoruz vatandaş adına. Devam edelim efendim. intermersin.com sitemizden diğer bir haberimize geliyoruz değerli seyirciler. Diğer bir haberimiz ise şöyle bir başlık taşıyor. Perşembe günü de yine Mersin ili genelinde ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak ve son 15 gündür periyodik bir şekilde ilçelerde ve şehir merkezinde çeşitli mahallelerde bazı noktalarda, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Perşembe günü de Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Mut, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bu ilçelerde hangi mahallelerde saat kaçtan kaça kadar elektrik kesintisi uygulanacak? Bütün ayrıntılar intermersin.com sitemizde diyoruz efendim.
Ve diğer bir haberimize geçiş yapıyoruz. Ayrıntılara Mersin gündeminin değişik konularına intermersin.com sitemizden yer veriyoruz. Ve bir spor haberimiz var. Başlık şöyle: Mersin İdman Yurdu 2015-2016 sezonunun kombine fiyatlarını belirledi. Ve dün yapılan toplantıda Mersin İdman Yurdu yönetimi kararını verdi. Kale arkası 120 TL, geçen sezonda da 120 TL'ydi. Herhangi bir değişiklik olmadı. Maraton 500 TL, kapalı 1000 TL ve VIP tribün ise 2000 TL'den satılacak. Kombine biletler Mersin İdman Yurdu'nun ve Mersin İdman Yurdu yöneticileri diyor ki, taraftarlarımız Mersin İdman Yurdu logolu Pasolik kartlarına kombinelerini işte bu fiyatlardan yükletebilirler. Tekrar edelim: kale arkası 120, maraton 500, kapalı 1000 ve VIP tribünde 2000 TL. Diğer bir haberimize geçiş yaptığımızda önümüze çıkan başlık şöyle değerli seyirciler, intermersin.com sitemizden. Ve şöyle bir başlık var: MHP'li Öztürk'ten değerlendirme diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda 7 Haziran'da yapılan milletvekili seçimlerinde Mersin'den birinci sıra milletvekili seçilen MHP'li Oktay Öztürk'ün seçimlere yönelik değerlendirmesinin ayrıntıları ve seçimlerden sonra ilçelere teşekkür ziyaretinde yapmış olduğu konuşmaların ve Türkiye gündemine yönelik, özellikle de bugünlerde Türkiye'nin en önemli konusu olan koalisyona dair Milliyetçi Hareket Partisi'nin düşüncelerine yer veriyor Oktay Öztürk. Önemli bir konu efendim. Ayrıntılar intermersin.com sitesinde diyoruz. Devam ediyoruz sitemizden. Diğer bir haberimize geçiş yaptığımızda şöyle bir başlıkla karşılaşıyoruz değerli seyirciler. Kendi işini kurmak isteyen başlığını taşıyoruz ve Toroslar Belediyesi ile ilgili bir haberimiz var. Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonuyla birlikte istihdam edilebilirliklerine yönelik katkı sağlayacak olan İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi, kısa adıyla İSKEP kapsamında verilen uygulamalı girişimcilik eğitimi dezavantajlı bireylere kendi işini kurma fırsatı sağlıyor diyor ve Toroslar Belediyesi'nin bu konuda yapmış olduğu çalışmaların ayrıntılarına yer veriyor değerli seyirciler. Hakikaten önemli bir proje, önemli bir konu, önemli bir çalışma. Lütfen ayrıntılara intermersin.com sitesinden ulaşın diyoruz. Devam ediyoruz ve diğer bir haberimize geçiş yapacağız. Geldiğimizde şöyle bir haberle karşılaşıyoruz. Yangın tatbikatı gerçekleştirildi Mersin'de. Malum havalar ısındı ve yangın, orman yangını mevsimi de, dönemi de geldi denilebilir. İşte Mersin Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarına müdahalede bulunacak olan personelin yeterliliğini test etmek amacıyla bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Yangın tatbikatına 110 personel ve helikopter, yangın söndürme helikopteri, yangın keşif uzaktan kumandalı helikopterler, arazözler, yangın söndürme motosikletleri, küçük yangın söndürme araçları ve birçok personel, sağlık personeli de dahil olmak üzere katıldılar ve bu tatbikatta da başarı sağlandı efendim. Ayrıntılar intermersin.com sitemizde diyoruz. Devam ediyoruz ve diğer bir haberimize geliş yaptığımızda şöyle bir başlığımız var. Yine bir spor haberi. Türkiye Tenis Federasyonu 14 yaş turnuvası 11-14 Haziran 2015 tarihinde 55 erkek, 51 kız sporcunun katılımıyla Mersin Yelken ve Yüzme Kulübü'nde gerçekleştirildi. Ve bu turnuvada elde edilen başarıların ayrıntıları yine intermersin.com sitemizde yer alıyor. Devam ediyoruz. Diğer bir haberimize geliş yaptığımızda başlığımız şöyle değerli seyirciler. Ve bayramı bekliyoruz başlığını görüyoruz. Şöyle diyor: Çukurova Turistik Otelciler Birliği, kısa adıyla ÇUKTOP Başkanı Murat Demir, tatil planlarını Ramazan ayı sonrasına erteleyenlere ve bayram tatiliyle yıllık iznini birleştirmeyi planlayanlara çeşitli uyarılarda bulundu. Demir, Ramazan bayramında ve takip eden haftalarda yoğun bir talep beklendiğini belirterek, tatil planı yapanların rezervasyonlarını erkenden yaptırmasını öneriyoruz dedi. Demir, Rus turist sayısındaki düşüşün
Antalya yöresini etkileyeceğini, Çukurova yöresindeki otellerin doluluk oranının ise etkilenmeyeceğini dile getirdi ve bazı uyarılar ulaştırdı tatilcilere. Ayrıntılar intermersin.com sitemizde diyoruz. Devam ediyoruz efendim, sitemizden diğer bir haberimize geçiş yapacağız ve geldiğimizde şöyle bir başlıkla karşılaşıyoruz. Ve baktığımızda değerli seyirciler, bölümlerimize baktığımızda spor bölümünden ulaşabileceğimiz haberlere geçiş yapalım ve Rıza Çalınbay'la ilgili haberimiz var. Rıza Çalınbay Mersin İdman Yurdu'yla yeniden sözleşme imzaladı. 2015-2016 sezonunda da Rıza Çalınbay ve ekibi Mersin İdman Yurdu'nda görev alacak değerli seyirciler. Bir yıllık sözleşme imzaladı Rıza Çalınbay yönetimle ve bu konuya yönelik bütün ayrıntılar yine intermersin.com sitemizde yer alıyor diyoruz. Ve devam ediyoruz. Sitemizden ulaşabileceğimiz haberler nelerdir diye göz attığımızda değerli seyirciler, ulaşabileceğimiz sitemizden sizlere ulaşabileceğimiz haberleri ulaştırdık. Mersin gündemine dair ayrıntılara haber bültenlerimizde yer vermeye devam edeceğiz. Ve tabii ki İçer TV'yi intermersin.com sitemizi açtığınızda ana sayfamızda sağ üst köşede yer alan İçer TV yazan noktaya tıkladığınızda canlı yayınımızı 24 saat takip edebilirsiniz. Ayrıca radyolar bölümüne tıkladığınızda da Tepe Medya grubuna bağlı radyoların sitelerine ulaşabilir ve radyolarımızı da canlı bir şekilde dinleyebilirsiniz efendim. Mersin'e dair gelişmeleri ayrıca İçer TV'nin Twitter, Facebook sayfalarından izleyebilir, takip edebilir, YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz efendim. Mersin'in neresinde, ne zaman, ne yaşanırsa bütün ayrıntılara olduğu gibi İçer TV ekranlarında yer veriyoruz. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.